Herkese merhabalar. Bugün Aylon'un T15 modelini inceleyeceğiz. Uygun fiyatlı bir model arayanların sıkça tercih ettiği model olan Aylon T15'liyiz. Bu kulaklığı ben yaklaşık 2 hafta önce aldım. Hatta 2 hafta biraz geçti. 2 haftadır kullanıyorum. Kutu içeriğini, kendi izlenimlerimi ve teknik detaylarını aktaracağım bir video olacak. Ürüne geçmeden önce Hilo'nun nasıl bir marka olduğundan bahsedelim. Xiaomi'nin bir alt markası 2019 yılından beri uygun fiyatlı ürünleriyle kullanıcılara hitap ediyor. Çoğunlukla TWS dediğimiz kablosuz kulak içi kulaklıklar üretse de aynı zamanda akıllı bileklik ve saatleri de mevcut ve şarj cihazları da mevcut. Hazırladığı ürünler genellikle uygun fiyatlı olduğu için geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Dünya çapında da hızla arttırarak devam ediyor. Şimdi ürüne gelecek olursak Hilo'nun T15 modeli gaming bluetooth kulaklığı. Sunduğu teknik özellikler ve kutu içeriğiyle kısıtlı bütçeli müzik severlerin ilgisini çeken bu kulaklığın kutusundan neler çıkıyor, gelin hep birlikte bakalım. Evet, masanın başına geçtik ve kesmeye biçmeye başlayacağız. Ve kutumuz gelsin. Yine hepsi burada. Ben hepsi buradayı tercih ediyorum bu tarz teknolojik alışverişlerimde. Satıcısının da hepsi burada olmasına dikkat ederseniz hem kargolama olarak hızlı geliyorlar hem de daha güvenilir oluyorlar. Önce hepsi burada kutusunu keseyim. Burası yine yamulmuş. Hepsi jette bu böyle bir tarz bir sorun var. Buralar kutular yamuluyorlar ama umarım içindeki sağlam gelmiştir. Evet, sağlam duruyor. Hilo T15 TWS Earbuds T15 modeli. Yanda Hi-Fi Bluetooth 5.0 Smart Touch Control diye, yani düğmeye basarak kontrol. Videonun ilerleyen dakikalarında göreceğiz zaten. Batarya seviyesini gösteren gösterge diyor. Çince yazmışlar sanki çok anlıyormuşuz gibi. Yavaş yavaş bunu da bir deşmek istiyorum. Telefonumuzu birazdan bağlayacağız. Onu da hazırlayalım buraya. Telefonum da Redmi Note 9 Pro. İncelemesini ve kutu açılımını izlemediyseniz kartlardan izleyebilirsiniz. Kutuyu ileri doğru ittiriyoruz ve çerçevesi çıkıyor. Burada siyah güzel görünen bir kutu mevcut. Evet. Kutunun içinden kulaklığın kutusu çıkıyor. Böyle bir sünger var. Bir de buradan tutup açmalık. Burada bir kutu daha çıktı. Yedek silikonlar ve şarj kablosu var. Evet. Kulağınızın boyutuna göre ayarlayabileceğiniz iki takım silikon daha çıktı. Bir takım da kendinde var. Üç takım silikona mevcut. Bir adet de micro USB şarj kablosu çıktı. Şimdi kutunun tasarımına gelelim yavaşça. Kutu birazcık büyük. Diğer Hilo modellerine göre. Neden büyük? Bu kulaklığın burada da gördüğünüz gibi bir adet USB çıkışı mevcut. Ve bu USB çıkışıyla diğer cihazlarınızı, telefonunuzu veya herhangi başka şarj edilebilen cihazlarınızı şarj edebiliyorsunuz. 2200 mAh'lik bir batarya var içinde. Yan tarafta bir micro USB şarj girişimizi görüyoruz. Bu kutunun şarjı için micro USB kablosunu takarak şarj edebiliyoruz. Kutu birazcık ağır ama bir şeyi fark ettim. Bu kapak birazcık böyle ince, hafif bir hissiyatı var. Açtığımız zaman gördüğünüz gibi kulaklığın üzerinde 3 tane ışık yanıp söndü ve 3 ışık yandı. Yani şarjı full. Burada dikkatli bakarsanız ben zaten detay çekimlerini de gösteriyorum. Siyah 2200 mAh ultra large kapasite yazıyor. Üzerinde de Hilo yazıyor. Dilerseniz şimdi kulaklıkları açtık. Telefonumuzun Bluetooth menüsüne girelim ve evet, şimdi ışıkları yandı ve bir ses duydum. Hilo T15 olarak gördü. Buna tıklıyorum. Eşleştiriliyor diyor. Eşleştirilsin mi? Eşleştirilsin. Ve bağlandı. AEC kodeyini destekliyor. %50 de şarjla geldi. Kulaklıkların genel tasarımına
bakacak olursak burada iki adet mıknatıs, yani şarj edilen kısmını görüyoruz. Kulağa girdiği kısmı. Ve burada biraz fasulyeyi andıran dışarıya doğru hafif çıkıntısı var. Mikrofon da uç kısımda tercih edildiği için ses kalitesi biraz daha iyi olacaktır. Evet, kutu içeriğine baktık. Teknoloji, oyun ve müzik severlerin rahatlıkla alışveriş listelerine ekleyebileceği bu kulaklık zarif ve modern tasarımıyla hayranlık uyandırıyor. Gerek kutu tasarımı olsun, gerek kulaklıkların kendi tasarımları olsun, her tip kulağa kolaylıkla oturabiliyor. Fasulye tarzında bir tasarıma sahip ve uç kısmındaki ayarlanabilen silikon bölmesiyle sürücünün oluşturduğu sesleri kulağa olması gerektiği gibi aktarmayı başarabiliyor. Üzerinde bulunan dokunmatik kontrol bölgesi aracılığıyla yönetilebilen kulaklığı arzu edildiği anda şarj kutusuna koyarak şarja bırakabiliyorsunuz. Dokunmatik panel demişken bunun kontrollerini söyleyelim. Müziği oynatmak veya duraklatmak için kulaklığa bir kez dokunmak. Bir sonraki şarkıya geçmek için sağ kulaklığa iki kez dokunmak. Bir önceki şarkıya dönmek için sol kulaklığa iki kez dokunmak gerekiyor. Dokunmatik yüzeylerin sıfırlanması için ilgili yüzeyleri 20 saniye kadar basılı tutarak da bug'da kalma durumlarında kulaklığı sıfırlayabiliyorsunuz. Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanması sayesinde cihazla kulaklıklar arasında 10 metreye kadar mesafe olduğunda kesilmeler yaşanmıyor. Ben burada mesela deniyorum. Bilgisayar odada dururken ben kulaklık kullandığım mutfağa kadar gidebiliyorum. Hiçbir sıkıntı olmuyor ki burası bayağı uzun bir mesafe. Bağlantının nasıl yapıldığını zaten kutu açılım videosunun devamında izlediniz. Gayet kolay şekilde kutudan çıkarıyoruz kulaklıklarımızı. Direkt açılıyorlar zaten. Üzerlerinde ışıklar yanıyor ve bağlantıya hazır hale geliyor. Cihazınızın Bluetooth'unu açarak eşleştirme yapabiliyorsunuz. Burada aktarmak istediğim şöyle bir şey var. Yani ikisini bağlarken ilk önce sağa solu çıkardım. Tamam, ikisini de çıkardım ama önce sola çıkardım için ilk sol açıldı. Eşleştirdim. Daha sonra bunları kutuya koydum. Ve sadece sağa kullanmak istiyorum. O zaman yeniden eşleştirme yapmam gerekiyor. Çünkü ben ilk solu çıkarmıştım önceki sefer. Sol bağlanmıştı. Sağa kullanacağım zaman mesela tekrar eşleştiriyorum. Sonra ola ki sıkıldım. İkisini yani koydum, kullandım, kaldırdım. Geri kullanırken çıkardım. Hadi bu sefer de solu takayım diyorum. Solu çıkarıyorum. Bir daha eşleştirme yapmam gerekiyor. Yani ikisini kullandığım zaman eşleştirme yapmam gerek yok tekrar ama tek taraf kullanacağım zaman eğer farklı bir tarafı kullanacaksam ilk ikisini kullanırken eşleştirdiğimden veya tek kullanırken eşleştirdiğimden yeniden eşleştirme yapmanız gerekiyor. Bu benim telefonuma özel bir durum olabilir. Bilgisayarda böyle bir sorun yaşamadım. Veya diğer cihazlarda 6S'de benim eski telefonumda onda da böyle bir sorun yaşamadım. Sadece bu benim kendi telefonumda fark ettiğim bir durum. Belki benim cihazımla bunun eşleşme durumundan olan bir sorun da olabilir. Eğer eşleşme problemi yaşanırsa ki arada sırada yaşanıyor, çıkarmanıza rağmen bağlanmıyor. Yapmanız gereken şey çok basit. Tekrar kutusuna koyuyorsunuz. Işıklar yandıktan sonra tekrar alıyorsunuz. Bağlanıyor. Bir sıkıntı yaşanmıyor. Bu kulaklığın bir diğer özelliği kutusundan da anlayacağınız üzere gayet büyük bir kulaklık. Kutu. Bunun sebebi de şu kısımda görmüş olduğunuz gibi 2200 mAh'lık bir batarya ile geliyor olması. Hailo'nun geliştirdiği en büyük bataryalı ürün. Şarj büyüklüğünü de bir avantaja çeviriyor. Bu 2200 mAh'lık bataryayla yeni telefonları %100 şarj edemezseniz bile günü kurtaracak kadar. Eski nesil telefonları ise %100 şarj edebilirsiniz. Şurada gördüğünüz USB portuyla zaten ara detayları var, onları eklerim. Şarj olabilen bütün cihazlarınızı, telefonunuzu veya başka bir kulaklığınız vardır onu şarj edebiliyorsunuz. Kutu büyük dedik diğer modellere göre fakat bu kutunun içinde bir ufak boyutta bir powerbank de taşıdığınızı düşünürseniz hem powerbank hem kulaklık kutusu için kabul edilebilir bir seviyede. Bununla birlikte bu 2200 mAh'lık kapasiteli batarya kulaklıkları 15 kez tam şarj edebiliyor kutuyu şarj etmeden. Bu 15 defa şarjla da kulaklık bir şarjla 3,5 saat 4 saate kadar kullanılabiliyor full ses seviyesinde. 15 defa derseniz 60 saat kullanım ömrü sunuyor size bu kutuyla. Fakat burada şöyle bir durum var. Bu kutunun şarj olması biraz uzun sürüyor. İçindeki bataryanın büyük olmasından dolayı. Eğer uzun bir yolculuğa çıkacaksanız vesaire hani biraz şarjı olsa bile kutunun kutuyu şarj etmenizde fayda var. Daha rahat bir, daha nasıl diyeyim, kendinizi güvende hissederek rahat fütursuzca kullanabilmeniz için. Yüksek ses seviyesi dedik. Kulaklıkların ses seviyesi gerçekten çok yüksek. Benim kullandığım bundan önce JBL T500 BT vardı. Kulak üstü bir kulaklıktı. Ben hani dışarıda vesaire kullanımı çok rahat olmadığı için bu tarz bir kulaklığa geçme gereği duydum. Ve müzikten de çok fazla bir şey beklentim yok açıkçası. Bassları, tizleri ve midleri yeterli seviyede olsun. Benim için yeterliydi. Ki bu benim beklentimin üzerinde bir performans sunuyor. Ses seviyesi çok yüksek. Ben mesela JBL'de
kullandığım seviyeden biraz daha aşağıda kullanıyorum ve daha fazla ses veriyor. Gerçekten Hilo'nun diğer modellerine göre ses seviyesi de yüksek bu kulaklığın. Bunun haricinde şarj biriminin içerisinde bulunan mıknatıslar kulaklığı koyduğunuz anda böyle çekiyorlar kulaklığı. Ve böyle sallasanız bile kulaklıklar içinden düşmüyor. Birimin içinde 3 adet LED ışık var mevcut ve bu kulaklığın ne kadar şarj olduğunu gösteriyor. 3'te 1, 3'te 2, 3'te 3 oranında. Kulaklığın oyun modu var. Oyun moduna geçmek için sağ kulaklığa 3 kez tıklıyorsunuz, bir ses geliyor ve gecikmelerin daha az olduğu, oyunlarda sesle görüntünün senkronunun daha hızlı olduğu bir moda geçiyor. Zaten kulaklığın senkron sorunu çok ben görmedim normal modda da. Oyun modda daha iyi oluyor. Kulaklık AAC kodeyini destekliyor bu arada. Ses kalitesine yavaş yavaş geçerken onu da söyleyeyim. AAC kodeyini destekleyen bir kulaklık. Yine uygun fiyatlı kulaklıkların içinde bu da artı bir özelliği. Ses kalitesinden bahsettik. Bassları, tizleri ve midleri yeterli. Kulaklığı taktığınız anda dış dünyadan izole olmuş şekilde müziğinizi dinleyebiliyorsunuz. Zaten bunun testlerini yapacağız. Dilerseniz gelin şimdi kulaklığın bize nasıl bir ses verdiğini birlikte bakalım. Evet, telifsiz bir müzik açtım. Ses seviyesi de %100. Şöyle mikrofonu tutayım. Ses seviyesi %100. Bir ses seviyesini 80'e kısalım. Evet, şu anda 80. Ses seviyesi şu an 80'de. Dışarıya ses veriyor mu? Şimdi 100'e alıyorum. Bunun haricinde kulaklıkla geçirdiğim 2 haftada fark ettiğim bir durum. Kulaklığın üst kutusu, zaten kutu açılım kısmında da izlediniz, söyledim. Orayı ben 2 hafta önce çekmiştim. Bu üst kapak çok hafif gibi geliyordu. Şayet 2 hafta içinde zaten üst kapaktan böyle dokunurken çıtır çıtır sesler gelmeye başladı. Bunun da sebebini bilmiyorum açıkçası. Kutu biraz ağır olmasına rağmen kapağı biraz maliyeti düşürmek amaçlı yapılmıştır muhtemelen. Birazcık hafif. Bazen bu kapak kırılacakmış hissi veriyor ama duruşu falan sağlam, sıkıntı yok. Mikrofon testine bakalım. Bu kulaklık fasulye testi. Evet. Fasulye şeklinde olduğu için kulağınıza şöyle taktığınız zaman, takayım hatta. Şöyle oturuyor. Böyle oturduğu zaman mikrofon ağzınıza daha yakın seviyede oluyor. Böylece diğer kulak içi kulaklıklara göre biraz daha avantajlı oluyor. Tabii ki görüşme için çubuk şeklindeki kulaklıklar daha iyi olsa da ben tasarımsal sebeplerden dolayı o kulaklıkları çok sevmiyorum açıkçası. Bu tarz kulaklıklar daha çok hoşuma gidiyor. Dilerseniz şimdi bir mikrofon testine bakalım. Evet, şu an sesimi Hilo'nun mikrofonundan duyuyorsunuz. Sessiz bir ortamdayım, odamdayım. Telefon görüşmesi kaydı alıyorum. Aynı zamanda kamera kaydı da alıyorum. Şimdi de gürültülü ortam sesi açalım. Ona bakalım. Bilgisayardan gürültülü bir ortam sesi açıyorum hemen. Evet, şu an bilgisayardan yüksek sesli ortam gürültüsü açtım. Hilo'nun sesli gürültülü ortam gürültüsü. İşinize yaradığı sevgileri beğenmeyi ve görüşlerinizde yorumlarınızı tamam mı? Evet, şu an bilgisayardan yüksek sesli ortam gürültüsü açtım. Hilo'nun sesli gürültülü ortam gürültüsü. İşinize yaradığı sevgileri beğenmeyi ve kapının görüşlerimizde yorumlarda devam edelim. Bir şeylere bağlandım ama nelere bağlandım. Evet, telefon görüşmesi mikrofon performansına da baktık. Açıkçası 175 liraya aldığınız bir üründen beklemeyeceğiniz seviyede iyi bir mikrofonu var. Gürültülü ortamlarda nasıl olduğunu gördük. Normal ortamlarda nasıl olduğunu gördük. Kulaklığın genel bir değerlendirmesini yapacak olursam en iyisi değil. Ama bu fiyata alabileceğiniz ürünlerin içerisinde de tercih edilebilitesi yüksek bir ürün. Sunduğu özellikler, sunduğu kalite, verdiğiniz fiyatın karşılığını alabildiğiniz model. Tabii ki de bunu bir AirPods'la vesaire karşılaştırmak mantıksız olur. Ancak bu fiyat bandında Hilo ürünleri genellikle size sunabildiği kadar iyi bir performans sunmaya çalışıyorlar. Ben de bu kulaklıktan şimdilik memnunum. Ufak tefek sorunlarım olsa bile şu an herhangi bir, yani of artık yeter dediğim bir sorun olmadı.
karşıma çıkan sorunlar genellikle çok basit çözümleri olan sorunlar. İşte nasıl diyeyim, arada mesela ses kesik kesik geliyor, çıkarıp kutuya koyup tekrar takıyorum, düzeliyor. Ki bu benimle alakalı da olabilir. Telefonu cebime koyup cebime böyle bağcık bağlarken oluyor. Muhtemelen Bluetooth sinyalleri iletilmediği için kesiliyor. Dediğim gibi ufak tefek sorunlar yaşamamın haricinde kulaklıkla gayet mutlu bir birliktelik sürdürüyorum. Herhangi bir olumsuz şikayetim şu ana kadar olmadı. Olumsuz durumlarım oldu ama şikayet etmedim bunlardan. Ne gibi? Mesela kapak, kapağın ses yapması. Kullanımıma engel mi? Değil. Ki bu fiyat bandında olabileceğiniz çoğu üründe bu tarz sorunlar mevcutmuş. Ben diğer ürünlerin kullanıcı yorumlarını, incelemelerini vesaire de izledim. Bayağı bir araştırma yaparak bu ürüne karar verdim. Bunu almamdaki en büyük etmenler bataryasının büyük olması, dışarıya USB şarjı verebiliyor olmam. Ben sıkça YouTube için çekimler yapıyorum dışarıda. Telefonumun bataryası her ne kadar 5000 mAh olsa da batarya sorunu yaşamasam da mikrofon olarak 6S'i kullanıyorum bazen. Bu 6S'in de şarj sorunu olduğu için değiştirdim zaten. Öyle bir durumda şarj yetmediği zaman kulaklığın kutusundan şarj edebileceğimi düşünüyorum. Bu yüzden de bunu tercih ettim. Onun haricinde kulaklığın tasarımı hoşuma gitti. Bana sunduğu özellikler, oyun modu olsun, işte daha gecikmesinin az olması olsun. Mesela hala onun GT modelleri mevcut. İşte GT 5 var, GT 1 var, GT 1 Pro var. Bu tarz modellere göre daha iyi bir mikrofon performansının olması, daha az gecikmenin olması, oyun modunu sunuyor olması gibi özellikler beni bu kulaklığı tercih etmeye yöneltti. Ve fiyatının da bu bize sunduğu olumlu özellikleri yanında nispeten uygun olması beni bu kulaklığı tercih etmeye itti. Şu anda bu ürüne bir puanlayacak olursam 10 üzerinden 8 verebilirim. Ufak tefek kozmetik ve eşleşme problemlerinden dolayı 2 puanını da kırdım. Böyleydi, bu videomuzda sizlerle birlikte Hailo'nun T15 modeline baktık. Teknolojik ürün incelemeleri ne zamandır yapmıyorduk. Araba incelemelerinden gidiyorduk bu sıralar. Bayilerle de güzel bir güzel bir ilişki kurduk. Bayiler bizlere izin veriyorlar. Bizler bayilerin araçlarını inceliyoruz vesaire. Daha fazla araba odaklı gittiğimizi fark etmişsinizdir. Zaten konseptimiz de araba, yaşam ve teknolojiydi. Çoğunluğu araba, biraz da teknoloji ve arada da yaşamla alakalı videolar, vloglar vesaire. Bu temelde gideceğiz. Şu an bu videoyu çektiğim zaman 396 aboneyiz. Yani 400 aboneye yaklaşmış durumdayız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.